Merhaba arkadaşlar ve bugün yeni bir Minecraft icatları videosuyla karşınızdayım ve bugün çok eskilenmiş olduğum bir icadı yeniden yapıyorum sayılmaz arkadaşlar. Çünkü başından beri istediğiniz bir icat sayılır bu artık başlı başına. Bu arkadaşlar akıllı silahlar taşınabilir versiyonu hem de. Akıllı silahlar diye bir icat yapmıştım bir süre önce ve çok sevmiştiniz arkadaşlar. Ama taşınabilir değillerdi ve yapmakla uğraşmamıştım ama bu sefer tek komutluyona indirdim. Ve akıllı silahları taşınabilir yaptım. Tek yapmanız gereken şey arkadaşlar kendinize bir komut bloğu almak. Tamam. Ondan sonra yapmanız gereken tek şey komut bloğunu koymak. İçine açıklamada bulduğunuz komutu yazmak. Done dedikten sonra yapmanız gereken tek şey arkadaşlar komut bloğuna herhangi bir şekilde enerji vermek. Ve birazdan bir devre gelecek. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya bir devre geldi. Ve şu an sistem tamamen çalışıyor arkadaşlar. Ondan sonra burada dediği gibi akıllı silah almak için tıkla yazdım arkadaşlar. Buna tıkladığınız zaman size bir akıllı silah veriyor. Bu akıllı silah ne yapıyor arkadaşlar? Eğer siz herhangi bir yere normal bir ok atmaya çalışırsanız gördüğünüz gibi diyecek ki menzilde hedef bulunamadı. Bunu çalıştırmanın tek yolu arkadaşlar menzilde herhangi bir entity olması. Mesela bir pig. Şimdilik bu pigi etrafa rastgele bir şekilde dağıtacağım. Bu pigleri daha doğrusu ya da bu domuzları. Şimdi arkadaşlar bunları akıllı silahla vuracağım. Akıllı silahlar videolarımı daha önce izlemediyseniz akıllı silah en yakındaki hedefi seçer ve onu vurur arkadaşlar. Herhangi bir entity olabilir, bir oyuncuyu bile vuracaktır. Ama ben buna 15 blok sınırlaması getirdim arkadaşlar. Doğal olarak eğer 15 bloktan uzak gitmiş bir pigeniz varsa menzilde hedef bulunamadı diyecek. Bu sadece domuzlar değil, item olmayan her şeyi vurabilir arkadaşlar. Yani eğer bir itemınız varsa o itemı vurmayacaktır arkadaşlar. Başka bir oyuncu varsa onu kesinlikle vuracaktır ve bu tek vuruşta öldürüyor arkadaşlar. O yüzden kesinlikle dikkatli olun arkadaşlarınızla şaka yaparken tek vuruşta öldürdüğünü aklınızda bulundurun ve bunu dünyanıza kurması çok kolay. Tek yapmanız gereken şey komutu yapıştırmak ve ondan sonra artık sizin de elinizde bir tane akıllı silah olacak arkadaşlar. Bunun nasıl çalıştığını merak ediyorsanız benim eski akıllı icatlar videomu izleyebilirsiniz. Bunun için aşağıda kesinlikle o videoda bir link olacak veya videonun sonunda veya ekranın herhangi bir yerinde. Gayet basit bir şey arkadaşlar. Başka bir entity ile deneyelim. Zombi olsun. Yani eğer bir server'ınız varsa veya Survival'da sadece artık her şeyi bitirmiş eğlenmek istiyorsanız bunlardan bir tane koyabilirsiniz yanınıza. Gördüğünüz gibi. Seri bir şekilde. Evet, hedef bulunamadı diyor. Arkadaşlar aklınıza gelen bir soru şu olabilir. Başka bir okum varsa ona da aynısı olur mu? Kesinlikle olmayacaktır arkadaşlar. Normal bir okumuz varsa onu normal bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu benim eski icatlarımla da uyumlu. Yani şeyden bahsediyorum. Blok yok eden oklardan bahsediyorum. Geçen videomdan. Oradaki şu anki gibi normal okları yok etmek için kullanabilirsiniz blokları. Veya bu alet direkt yoksa diğer oklar normal ok gibi çalışacaktır. Sadece ve sadece bu silahla ve sadece bu silahla arkadaşlar yapılan atışlar akıllı silah olacaktır. Gördüğünüz gibi orada iki tane ok vardı ve ben bu okları yok ettim. Yani bunlar da birer entity. O yüzden her entity yok ettiği için dikkatli kullanmanız lazım bu silahları. Yani bu silahlar yenilmez değil. Sizi durdurmak için bazı yöntemler bulabilirler. Evet, yani akıllı silahların aslında %100 OP olmadığını ama yine de OP olduklarını söylemek istiyorum. Eğer bu şimdi bir şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Eğer bir başkasına da akıllı silah varsa birbirinize karşı çok başarılı olmayacaktır bu silahlar arkadaşlar. Çünkü siz onu hedef seçeceksiniz. O da sizi hedef seçecek gibi bir şey olacak. Ve ondan sonra yani silahlar birbirini yok edecek arkadaşlar bir şekilde ve bu nedenle bu sistem çalışmayacaktır arkadaşlar. Birbiriniz iki oyuncu varken doğru düzgün. O yüzden iki oyuncu da birbirine akıllı silah kullanamayabilir. O yüzden bunun belki multiplayer ya da oyuncu friendly bir versiyonu çıkarıp tekrar yapabilirim videolarda. Ama dediğim gibi yapmayabilirim. Belli olmaz. Ne kadar güçlü çektiğinizin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Sadece çekmeniz yeterli. Gördüğünüz gibi menzilde hedef bulunamadı diyor. Ve bu kadar basit arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Unutmayın bu tür redstone şeylerin açıklamasını merak ediyorsanız bunu önceki videolarımdan izleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar bu şey çok önemli aslında bu icat. Bu diğer entitileri izleme tekniğini ilk bulan hatta evet yani internette en azından ilk koyan kişi bendim arkadaşlar. Çünkü bu çok ünlü olmuş bir yöntem değildi o zamanlarda ve niyeyse kimse hiçbir şeyinde kullanmıyordu ve bu bir sürü icadı basit yapabilirdi. Hatta ben buna bazı iyi redstone'cuları gösterdiğimde bile çok şaşırdılar. Hatta o videoda Citrion'la birlikte göstermiştim size. Belki Citrion'u biliyorsunuzdur. Şu an artık pluginlerle ilgileniyor daha çok. Her neyse ben çok boş boğazlık ediyorum. Size eski videolarımı göndereceğim aşağıdaki linklerle. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler.
Şimdilik bu kadar.